Şimdi devlet üzerine düşeni yapıyor. Üzerine düşeni Ali Bektaş'ı, Kızılbaş toplumunu, yani Anadolu ritüelinden, Anadolu öğretisinden, yol erken öğretisinden biraz daha işte Şiacı, biraz daha Arap İslamiyetine doğru, yani kendine doğru benzetmeye çalışıyor. Önce ne yaptı? Dedelere, babalara, analara, zakirlere maaş diye girdi. Dergahlarımıza gidiyorlar mesela, örneğin Abdal Musa'ya geliyor. Bütün etkinliklere, şuraya buraya, size şu kadar para falan filan. Parayı görünce bazı yöneticiler ister istemez yokluktan kabul etmek zorunda kalıyor. Veya bazı Anadolu'daki köy cemevlerine falan gidiyor, oralarda maddi olarak parayla destekle girip ondan sonra yavaş yavaş istediğini yaptıracak. Yani bunu görmemek kör, yani gözü bakaranla körden sayılır Pir Sultan yine bir sözüyle. Böyle bir şey. Bunu göre göre eğer kabul ediyorsak yarın Alevi İslam diye başlayacaklar ve Aleviliği de kendi istedikleri gibi yönlendirecekler. Elektrik parasını almanın da şartı var işte. Kendi istedikleri gibi olursa ödeyecekler. Dirençli olup da kendi öz kültürünü yaşayanlara veya bize karşı gelenlerin elektriğini ödeyemeyeceğiz. O zaman ne oluyor? Benim istediğimi yaparsan yarın bu parayı alanlar onların istediğini yapacaklar. Çünkü tam bağımsız olmuyorlar. Bir yere bağlanmış oluyorlar. O da devlet güdümüne bağlanan kurumlar, devletin parasını alan kişiler eninde sonunda onun istediğini yapacak. Yani onu yapmadığı takdirde elektriğini kesecek gerekiyorsa. Onun için iyice düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani Pir Sultan'dan, Hacı Bektaş Vakfı'ndan, AKD'den alan kurumları göstererek işte bak bunlar da alıyor. Başladılar bir yerden diye. Çatıştırma örneği gerçekten çok yerinde bir tespit. İşte birbirine genel merkezinden aralarını bozma, ayrılıp kopma. Bunu yıllar önce Hacı Bektaş dergahını asimil etmek için de yapılan bir sürü Osmanlı'nın oyunları vardı. Bu da aynı oyuna devam ediyor. Yani bunları biraz araştırıp görmeleri gerekiyor. O yüzden bunu bilinçli yaparak, sızdırarak işte genel merkezlerle biraz önce dediğimiz gibi aralarını bozarak birbirine koparma, yani oradan koparıp kendine bağlama. Bu devlet her zaman bunu yapacak.